Abo yine kırağa bak ne. Ensene bak, kırağa düşmüş, kalkın hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. Bereketi, nasıl derler? Sefta bizden, bereketi Allah'tan. İlk defa bu senenin ilk yemini vereceğiz arkadaşlar koyunlarımıza. Sesi bizden de belli, biraz erken kalktık. Güneş doğdu ama hala bakın yerde kırağa ve koyunların üstünde kırağa var. İlk yemi vereceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Orhun Topkuya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel bir günden, güneşli ama sabahlayın ayaz olan bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Evet, yılın ilk yemini vereceğiz. Şimdi hapşuracaktım, güneşe bakınca hapşuruğum geldi. Hapşurmayayım ya, hapşuruğum geri gitti. Yılın ilk yemini vereceğiz arkadaşlar. Kırağlar nedeniyle hayvanı geç salıyoruz. Yerde şu anda 1 metre kırağı var. Bizim köyün tabiriyle kasağa kadar, dize kadar kırağı var derler. Bu kırağlardan hayvanın etkilenmemesi ve hayvanın kilogramlarının düşmemesi için hayvana yem vereceğiz. Başlıyoruz. Evet, köy hayatını sevenleri kanalımıza bekliyoruz. Hava çok soğuk, acele ediyoruz. Hayvana hemen yemi veriyoruz. İlk önce yemimizi getirelim. Sonra balyelerimizi getirelim. Sonra koyunlarımızı salalım. İlk yemi yesinler. Haydi bismillah. Bereketi Allah'tan arkadaşlar. Sefta bizden. Yeminde bereketi Allah'tan. Koyduğumuz, stok ettiğimiz onca malzemeyi şimdi vermeye başlayacağız. Ah, evet, illa şunu yaşamaya yoktur. Ben bunu sapını şimdi nasıl tutacağım ya? Oh, ısıttım bakın. Donmuş mu? He? Donmuş. Yem de mi donmuş? O ne böyle takı takı kalmış ya? Ballı ya. Şeyli ya. Değil mi? Tatlısı donmuş. Tatlısı donmuş. Anasını yem dolmuş şey bizim burada. Tekerlek iz yapıyor baba. Kırağa bir karış baksana. Baba bak, koyunlar anladılar mı anlamadılar? Bunlar çok akıllılar. Anladı bak. Anladı, gördün mü? Hadi bakalım. Abi her şeyin ilki zor. Yani nasıl söyleyeyim size? balyeleri açması biraz sıkıntılı. İlk balyeleri açtık ama mühürlediydik. Biz kışın ortasında açarız diye planladıydık. Kışın ortası sayılır bizim burada. 6 ay kış. 6 ay yaz sayarlar büyük abilerimiz. Kasım'ın ortasındayız, 10'undayız, 12'sinde, 13'ündeyiz herhalde. Bugün 13'ü mü, 14'ü mü arkadaşlar? Yani yarısı sayılır. O yüzden balyeleri ufak ufak açmanın zamanı geldi. Bir açarsak, bir sıkıştırırsak bir daha gideriz. Efendim baba? Anlamazlar mı ya? Evet. Çeksene babacık. Ya Allah, bismillah. Tam bu köşeden gidelim değil mi? Hı hı. Bu sene de buradan gidelim. Hadi bakalım. İlk balyemi çıkartacağım arkadaşlar. Kendi yaptığımız ilk balye. Kendi bastığımız ilk balye. Çık bakalım abi. Ooo oğlum, çok acayip sıkmış onu. Daha sıkalım yoksa rüzgar bulunur. Arkadaşlar köşeden astık. Haydi bakalım bismillah. Şimdi geri sıkacağız. 1, 2, 3, 4, 8 balye çıkarttık. Onlar sap balyesi ama şeyli sap balyesi. Haşbağsız sap balyesi. Zaten burası komple sap balyesiydi. Ben unuttum onu. Buradan çıkardım. Bunları çıkardıktan sonra da şöyle 2 tane fiye ulaştık. Bunları bir verelim. Hadi bakalım götürelim. 2 balye vereceğiz. 10 günde 20 balye yapar. 100 günde 200 balye yapar. Tabii 100 gün 2 balye vereceğiz mi? Vermeyeceğiz. Şimdi şey azken böyle. Şu yarın öbür gün günlük 5 fi balyesine çıkacağız ama bu atıştırmalık. Sabah kahvaltısı gibi düşünebilirsiniz. Ya siz var ya, bir anlamadığınız bir şey yok ha. İlk başta ama yani yok, böyle yatıyorlardı. Yemin kokusunu duyunca nasıl üşüşüyorlar başımıza. Ben şimdi yem tenekimizi alayım. Mavi ibrik de burada. Yemi alta.
Baleleri üstte. Saman balyesi versek de olur. Bir tane belki saman balyeleri yerler ama şimdi saman balyelerini çok yiyeceklerini zannetmiyorum. Hadi kes bakalım. İlk yemi kes baba. Nasıl bir yemiş o ya? Bu nasıl yem? Şeyle. Bir plaka tenden gelmiyor ya. Şükürlüsü. Oğlu iyiymiş. Aaa baba. Küs kalemiş bunu. Bu hayvan yerde keyfi gelmezmiş. Şuna bak. Buradan başlayalım. Dört odağa döküyorduk değil mi? Ballı ballı. Ha, bunlar ne olacak? Aa, bunları elimize şöyle kırıverelim baba. Evet. Bir şey olmaz ya. Gir abi. Yer yer. Tamam. 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 Dört oğlu adetsin. İyi. Aklında tamam. Değil mi? O zaman bunu üç tenekiye bir dökeceğim baba. Orun. Bu dört tenekiden fazla çıkıyor. Şey yapışıklı olduğuna. Sıkışma ya. Gevşek kalıyor. Tam denk gelmiyor bu. Ayarsız oluyor. Tamam. Tamam mı şimdi? Yarın daha iyi ayarlarsın. Bir odasına koyacağız baba. Ben şimdi götüreyim. O ağır balyaları. Şuraya koyacağız. Sabah kahvaltısı ya. Tabii. Abi yemyeşil. İşte bu güzel. İlk defa bu sene kendi yaptığım balyayı kendi koyunlarıma vereceğim. Şuna bakın. İçine bakın. Bunu neden veriyoruz? Sap balyesini yemezler. Kari yere düşmeden önce diye. Fi balyelerinden vereceğiz. Öyle düşünün. Evet arkadaşlar işte yem karışımı, işte güzellik. Size şöyle bir güzellik göstereyim. Aa efsane ya. Bunu yiyen hayvan. İyi olur iyi. Şunu alsana bir bak. Vallahi biliyor ya bu bak. Ben açarım, sen de açsın. Yavaş, yavaş gittin lan, yavaş. Ya. Akbaş da içeri girmiş bak. He? Akbaş da onlarla beraber dolanır. Dolanır. Almadım yoksa be baba? Yok, yerledim. Yok artık. Neyi be? Neyi bir yerlediler? Hakikaten altındaki yemi sonradan gördüler ha. Ya Allah bismillah dedik arkadaşlar. İlk yemimizi verdik. Şimdi bunlar burada yiyecekler, karınlarını doyuracaklar. Yani en azından sabah kahvaltılarını yapacaklar. Şu anda bir karışıklık söz konusu. Prenses falan içinde geziniyor. Köpek içinde geziniyor. Ay kız şey nerede o? Beyaz köpek de buradaydı. Şimdi şaşırdılar tabii ki ilk günden. Bunun oturması biraz zaman alır. Mesela bakın şu hollukta hiçbir tane hayvan yok. Niye yok? Çünkü daha bilmiyorlar. İçlerinde ilk defa yem yiyen hayvanlar var. İlk sabah kahvaltısı yapanlar var. Keçilerden mesela, oğlaklardan. Onlar rayına oturduğunda herkes kendi yerini belirledikten sonra şöyle dümdüz çıkar ve ahırlarımız yetecek ya. Hayvan sıkışık değil yani. İlk yem hayırlı uğurlu olsun. Allah Allah, kış ayının geldiği anlamına geliyor bu. Kış ayı geldi geldi. Az buz değil, az buz değil, çok kıra düşüyor. İlk böyle yağışlı havada buraya eminim kar düşecek. Çok güzel ya. Şimdi köpeklerimizin karnlarını bir doyuralım. Onlar da aç, onlar da göreve gitmeden önce karınlarını doyurmamız lazım. Ama şu anda rayına oturdu. Bakın toklular daha bilemiyorlar. Ya biz ne yapsak acaba diyorlar ama onlar da öğrenecekler. Öğrenseler iyi olur. Bu kapımızı açalım. Lan bu yine mi takıldı be? İşte şunu hiç sevmiyorum ya. Bu kapımızı açalım. Girenler, yiyenler dışarı çıksınlar. Oy oy oy. Su kaynadı. Köpeklere yalkaralım. Gene mi yok?
Yavrum 6 kilo kuruyor bir seferde. Ya kendi yalımızı yürütelim artık. Kendi arpamızdan baba. Olmayacak böyle. Götürelim şöyle bir pick-up arkası. 10-15 çuval. Yürütelim gelelim. En azından 30 demir götürmem gerekiyor. Yani 30 demir götürürüm. Değirmene gidelim. Yal al bir de kendi arpamız iyidir. Kendi arpamızdan yapmak daha iyidir. Satır almalar iyidir. Demek yok. Bunu ne oldu? Bilmiyorum. Karşı mı var? Kuru kalmayacak yani. Öyle kuru. Tamam mı? Katıkları da çıkaralım. Bekle bekle. Dur. Bekle. Hepsi acıkmış. Ye bakalım sen. Ya. Al kızım. Tamam. Şimdi boğuşacaklar baba. Gel, gel. Ötekini versenize size mi? Gel. Ay kıza bak. Tamam. İyi bakalım. Hadi afiyet olsun. Oo, ısınmaya başladı ortalık. Bunu yapmazsak bu çadır ilk rüzgarda pef olur gider. Tamam. Bunun çıtırdı ya valla. Çıtırdasın, bir şey olmaz. O bize çıkarttığımız balyeler yeter. Saman da veririz. Bir de saman deneriz yarın sabah baba. Çok donuk. Baba, kaloriferden sıcak su alsak olur artık biliyor musun? Bu ne ya? Baksana. Temizleyelim. He? Temizleyelim. Kırıverin. Vallahi ama kırarım da çok hayvan buzlu içmesin bence. Çeşmeden içse bundan iyi. Tamam, çeşmeden iç. Yemiş mi ki acaba? Sen hava gideceksin mi gitmeyeceksin onu söyle. Baba gidecek arkadaşlar. Şimdi avı yapılıyor burada domuzlar için. Aşırı derecede domuz popülasyonu olduğuna domuzları avlamaya gidiyorlar. Babam da bugün oraya gidecek. Ben de hayvana gideceğim. Babama da bir kamera verip oradaki hallerini çekmeyi düşünüyorum aslında. Tabii nereye gittiler, ne yaptılar bilmiyoruz. Şimdi sabah onlar daha 6.30-7'de başlıyorlar. Bu rakam da bizim için çok erken. Bir de sabahın ayazında. Aslında tam avcı olsan giderdin sabahın ayazında baba. Oğlum, sen tam avcı değilsin. Şimdi şöyle onlar bizim mıntıkada olsa giderim de başka mıntıkalarda. Ben oraya yetişemem. Böyle bende. Ben sorarım Necdet abiye de. Çeşme donmamış da hortum donmuş baba. Hortum onda donmuş. Bizim suçumuz yok yani. Bakın arkadaşlar donmuş. Çeşme açık şu anda. Hortum donmuş. Birazdan akar. Bırak güneşte beklesin ya. Bırak. Nasıl olsa bizim çeşmeden çeşmeye vuracağız baba. Çeşmeyi kapa o zaman. Şu an kapandı. Tamam. Eminsin değil mi kapandı? Ya kapandı. Her sağ su, kapanıyor ya. Her yeri su olmasın açılınca. Hayır. Olmaz. Evet. İlk yemi verdik. Ya Allah ya Bismillah dedik arkadaşlar. Evet. Onlar tatlı tatlı yemlerini alıştırırken biz de tatlı tatlı yemeğimizi yiyelim. Vallahi böyle benim beklediğim gibi bir saldırı gerçekleştirmediler. Demek ki sap verseydik hiç yemeyeceklermiş sap balyesi. Ya da bir sap balyesi vereceksin hemen üstüne yem dökeceksin arkadaşlar yiyesiye kadar. Çünkü şu anda yeme daha çok ihtiyacı var. Ki şöyle bir şey var. Bakın buralarda daha şey var görüyorsunuz değil mi? Yemler var ama bunları yemeleri lazım. Yani. Bunları yalayıp yutmaları lazım. Oo arkadaşlar çoktan yemeklerini yemişler. Şimdi hayvanı salacağım. Şu suyu bir açayım bakalım. Aha vallahi bu sefere açıldı. Gördünüz değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Buz akıyor sadece. Donmamış yani. Sadece başındaki hortum donuyor. Evet daha tam anlamıyla açılamadı. Kafa donumda su boşuna akmasın. Nasıl olsa dışarıdan sulayacağız. Şimdi arkadaşlar babam domuz avına gidecek. Ona bir kamera vereceğim. Bakalım domuzda yaşayanla ne yaşadıysa onları çekecek. Av yapacak yani. Şimdi buraya av grupları geliyor. Domuz popülasyonu tarlalara aşırı derecede domuzların zarar verdiği için domuzlar onları avlamaya gidiyorlar. Onları avlamaya gidecekler. Dünden randevu aldı.
işte şu mevki, şu mevki falan telefondan abidik gubidik o kursa mursa yazıldı. Sırf böyle günlerde hava gidebilmek için. Ama tabii zevk, her şeyin bir zevki var. Ulan üçkağıtçılar o kadar çok yemi yememişsiniz be. Ben de zannediyordum böyle haldır huldur hepsini yiyeceğiniz. Sanırım sizin karnınız doyuyor ama olsun, biz yine verelim. En azından yemleri yemişler arkadaşlar. İlk yemi verdik, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi hayvanımızı salacağız. Babam ava, biz hayvana. Ya Allah, bismillah. Arkadaşlar hayvanı saldık, babam ava gidecek. Ben de hayvana gidiyorum. O şu sırtında yarası olan baba ya. Karateke. Şey mi var acaba, yok. Bakalım. Ayağına çalımalı da girmiş olamaz. Sırtında bak, onu fark edersen yarası var. Gidiyoruz. Hadi bakalım. İlk yemi yediler. Vallahi çok yememişler baba. Fileri bile bırakmışlar ha. Gerçekten bırakmışlar. Demek ki doyuyor. O kadar iyi ya. Yemi yemişler canım. Yani balyayı bir tane versek yine olur. Yememişler yani. Yememişler. Akşama gelince yerler de. Bunu ne yapacağım? Bayağı onu suya vuracağım. Başka yapacak bir şey yok. Vuracağım. Gel buraya. Arkadaşlar pisleneceklerini beklerdim de bu kadar pisleneceklerini beklemezdim. Ya ne var ne Toraman, sen yemin ediyorum beni köy içinde rezil ediyorsun ya. Bu enerji nereden geliyor oğlum? Abi köy içinden çıkması gerçekten korkunç ya. Dedem derdi köy içine giren hayvan hayır etmez diye. Yani köy içine ne kadar uğramazsan o kadar iyi diye. Niye diyeceksiniz? Yani kapılar açık, oraya giriyorlar, buradan çıkıyorlar. Bütün köpeklerin pisliklerinin üstünden geçiyorlar. Gönül ister ki geçmemek ama mecbur geçiyoruz. Diğer taraflar artık çıkmaya başladı. Abo, yapraklardan çeşmenin su içecek. Aa, pislikmiş. Hali kalmamış ki arkadaşlar. Şimdi bunlar temizlesek olacak mı yine? Bir gün evde kalayım da çeşmelerin hepsini yıkayayım bari. Bak şimdi asılmaya görüyor ne? Bırak zaten, gitmez o. Gitmez. Hevesini aldı mı zaten? Köy içinde çok asılıyor. Sanki 300 kilogram yük bağlasan götürecek gibi ama bak. Bak. Sal ya, şimdi hiç kimse yok. Karşı tarafta da güçlü şeyler var mı? Bu tarafa mı gidiyor? Bu an ne gidiyor? Benim mekan belli. Ya bu günah var ya, biz de Sökören'e gider. Aynen, köpekler. Gel köpekler gidiyor. Nereye? Koyun! Gidiyor lan bak! Çocuk araptı lan yine. Acık cesaretli var arkadaşlar köpeğin de. Mesela şu anda bak deli gibi çekiyor ama öteki köpeklere karşı şöyle biraz daha kendini böyle tutuyor. Niye? Çünkü karşıda da 5-6 tane köpek var. Daha önce de dalaştılar. Ağırlığını biliyor. Belki yavrulara gitse, yavruları Allah'tan gitmiyor. Yani o sakinliği koruması iyi. Yavruları gitse bu da gidip belki boğuşacaklar. Toraman işinin içine girdi mi iş sıkıntı aga. Ama Toraman yoksa korkma. Toraman varsa birazcık elinde tutup geçirmen gerekiyor. Ah be. Şimdi de hızlı gidiyorlar. Bunlara akıl sır ermez. Arkadaşlar normalde çadırın içine çadır çekecektik ama şimdi dedim ya, babam ava gidecek. O ava gitsin. Biz de hayvanımızı gidelim. Otlatalım. Zaten sabah yemi de verdik. Bugün çok fazla böyle gezeceğini tahmin etmiyorum ama ters köşede yapabilirler. Bizim karnımız doydu. Biz bol bol geziniriz de diyebilirler. Hayvana hiç güven olmaz. Ama biz sabahın kırasını en azı indirmek, hayvanda zarar vermesin, ağızları yara olmasın diye yem vermeye başladık. Başladıysak bu saatten sonra sonuna kadar devam etmek zorundayız. 6 ay mı yem veririz, 5 ay mı yem veririz ama 3 öğün vermekten 1 öğün vermek daha iyi. Mesela şimdi sabah verdik ya, keşke böyle 2 ay sabah sade versek, o zaman kışı daha rahat çıkarız. Ama yarın kar yağar kapadır, 3 öğün vermeye başlarsak tabi ona göre balyeler de çabuk bitecektir. Yani bakalım zaman ne gösterecek, belki de kar yağar erkenden kaparız. Kapasak da ya. Tamam. Ya yer yok, yer. Bir tane börülen adam var, beni götüreyim diyor ama onunla olmaz o zaman.
Onlar delik deşik kesecek ya. İlmi abi yedi al gel dedi. Ben hani araba yok. Yolda gideceğim. Tamam gel hadi gel. Tamam. Başladı. Sence buradan domuz gelir mi? Buraya vurur amca. He? Bence şu karşıya vurur. Sırttan gider. Düşünce. Vallahi burası geçiş noktası da. Gelirse şu şuradan gelirler, şuradan gelirler. Bakalım deneyeceğiz. Sabah kahvaltısını yapınca demek ki böyle oluyor arkadaşlar. Bakın usuldan usuldan yayılıyorlar. Babam ova gitti. Ben hayvandayım. Dereye geldim. Aşağı doğru yayacağım gideceğim. Zaten buraya gelmeyip hani gelmesem de olurdu. Zaten yem verdik. Lakin diğer tarafta av yapacakları için köpekler av köpeklerini rahatsız etmesin ya da avı bölmesinler. Onlara rahatsızlık vermeyelim diye buraya geldim. Ava gitti babam. Şimdi avda bakalım inşallah o da güzel görüntüler alır ya da o arkadaş çevresini çeker. Çek çekebildiğin kadar dedim. İnşallah bir şeyler yapar. Ama yani avcılık deyince bizim babam böyle duramıyor yani. Hep anlatırım. Ya biz Bulgaristan göçmeniyiz. Tabii ki de ilk geldiğimizde buralara dedelerimiz geldiğinde Eskişehir'den sıcak sular bölgesinden falan böyle yerler bakmışlar. O şimdi sıcak sular dediğimiz yerin metrekaresi milyon lira, öyle söyleyeyim size. Ama içlerindeki o av sevgisi, o işte çam sevgisi, o orman sevgisi zaten deli ormanlı falan diyorlarmış. Aslında tam böyle net araştırmak lazım neresidir neresi değildir diye. Ama tabii ben burada doğdum, babam burada doğdu, babamın babası burada doğdu. Dedemlerin babaları göç etmişler. Geldiklerinde önce orman, sonra av ve burası onları cezbetmiş. Burada demişler ki biz zaten tahta işi yapıyoruz, tahtadan tekne yapıyoruz. İşte ağaç işleriyle uğraşıyoruz. Burada geçinir gideriz. Su da olunca yukarı tarafta bizim köyün olduğu yerlerde tamam demişler biz köyümüzü buraya kuralım. Bir iki hane geldikten sonra tabii kalabalıklaşmış. Lakin hep anlatıyorum, hep söylüyorum dedim ya. 16 tane sarı lira veren var av köpeği için. Bu nedir? Avcılık merakının dışında yüksek bir sevgi yani. Ava gidelim, avlanabilelim, avımızı rahat yapalım, işte avcılık yapalım, tavşan avlayalım diye. Dedemler bir tane av köpeğine, cakcak deriz, kupa derler, biz de av köpeği derler, çakal derler. 16 sarı lira abi, düşünebiliyor musunuz? 16 tane sarı lira vermiş ve ava gitmişler. Şimdi abi bir tarlamız var bizim. Arpa tarlası. Sürekli domuzlar geliyor. Bir av hikayem var, anlatayım. Zaten avcıların hikayeleri çok olur. Böyle atarlar. Hele bir avdan geldikten sonra kahvede öyle bir atarlar ki tan 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 tan. Halbuki o kadar olmamıştır. Babam dedi git arpa tarlasını bekle, yiyor domuzlar dedi. Hakikaten yemişler. Zaten kenarını bırakır ortasını yerler. Bakarsınız tarla böyle kitap gibi. Allah Allah dersiniz, hiçbir şey yok. İçine girdiğinizde anlarsınız domuzların yediğini. Çok akıllı hayvan. Şimdi vardım, bir gün bekledim, iki gün bekledim. Abi üçüncü günü çatır çutur çatır çutur domuzlar geldi. Atife aldım, indim, tamam mı? Ona bir baktım gıdı 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 böyle yavruları var, tatlı tatlı. Ulan dedim ben bunları neyine atayım, tamam mı? Havaya attım, böyle kaçtılar gittiler. Yani bir çok böyle şey yapamadım. Ondan sonra bir iki gün sonra büyük azılı domuz geldi. Tek gelir onlar zaten, böyle pörk 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 diye bağırır. Zaten onlar karıştırıyor. Erkek domuz, azılı domuzlar tek geziyor. Şimdi geldi, attım, durdu, attım. Acık ileri gitti falan. Ben onu vurmuşum. Daha ne zaman var ya, belki askerden yeni geldiğim. 8-10 sene oluyor. Şimdi vardım, indim şeyin yanına, domuzun yanına, ekinlerin arasından anlıktan indim yüksek yerden. Vardım orada yatıyor. Dedim ben şimdi bunu anlatırım. Anlatırım da belki ölmemiştir. 3-5 tane daha attım.
Dedim garanti olsun. Çünkü anlatıyorlar. Mesela av bittikten sonra dinlemişsinizdir. Her avcının böyle attım. Köpek böyle kav 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 getirdi derler böyle. Tam dereden iniyordu, bir patlattım, tekerlendi, bir daha attım, ötekine düştü falan, tüfek onu atayım derken şuradan geçti. Abi kesin vurdum falan. Nerede domuz? Yok. Hani kan akıttı abi, şöyle kan bakarsınız, yok. İşte bazen atıcılık ona dedi deniyor. Bazen çok atarlar, bazen gerçek atarlar, bazen de nasıl olsa yalnızsınız, sık abi, sıkabildiğin kadar. Abi bir sürü geldi, tam ona patlattım düştü, tam buna patlattım düştü, tam ona attım düştü. Halbuki belki bir tane domuza atıldı, tamam mı? Gerisi eklenebilir hikayelerden. Yani bu zamana kadar bir tanecik erkek domuz avlamışlığım var. Başka da ama işte dediğim gibi arkadaş çevresinde falan giderim. O da yemek yemeye, anlatmaya, muhabbete. Benim kanımda yok ama bizim dedelerin kanından babama, Niyazi'ye, köyün geneline geçmiş. Atıcılıkta bol. Anlatırlar tavşan ayında herhalde. Böyle dikildim derler, köpek ikinciye tekrar yaptı. Köpek sesi de çıkartabiliyor mu arada ben? Beni hatta ava götürecek oldular. Durun bakın şimdi. Nasıydı o? Çok yaparsam koyunlar yüksek. Böyle kovar 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 getirir. Dereye indirir ya da gedeğe getirir. Dam diye attım. Tavşan nerede? Yok. Bu da olmayan avcılığın olan yönü. Kahvelerde atarlar. Bugün dere aşağı gidip dere aşağı geleceğim. Dere yukarı geleceğim. Fazla yukarı çıkmayacağım. Zaten hayvanların karnı tok. Bir olay daha anlatayım size. Bu avcılık söz konusu, hani açılmışken muhabbeti. Önceden mesela böyle hatır sayılır avcılar varmış, anlatıyorlar çok eskilerden. Adam dolma çifteyle gidip avlanıyormuş falan. Yani tabii o zaman hem eve et getiriyor ya da işte mesela kurt avına falan gidiyorlarmış. Avladıkları kurdu derisini arkadaşlar hayvan sahiplerini gezerek hayvan sahiplerinden koyun alıyorlarmış derisinle. Mesela iki avcı var. Bir tane bir olay var. Mesela iki avcı var, böyle kurdu avladı ya, derisini hemen alıyorlar arkadaşlar, yüzüyorlar. Bende koyun mu var? İşte Orhun Ağa ya da Hasan Ağa dedem, örnek veriyorum. Ya biz bak dağdaki kurdu avladık. Senin hayvanına zarar veren kurdu avladık. Bunun için bize teşekkür olarak bir hayvan verirsin herhalde. Dedem de bir kuzu veriyormuş. Önceden böyle de yapıyorlarmış. Bir abiler Çakır Ahmet Kışı derler. Yanlış hatırlamıyorsam. Hep kahvede anlatırlar. Böyle kurt derisi gezdirirken kışın avlanmışlar. Kurdu avlamışlar. Derisini yüzmüşler. Köy köy gezdirecekler. İşte kuzu alacaklar. Ekmek alacaklar. Anladınız mı? Avcılık olarak nasibini alacak. Çoluğuna çocuğuna götürecek. Kışın böyle kuvvetli kışta çıkıyorlar abi. Bir fırtına bastırıyor. Fırtına da kurt derisi gezdireceğim, işte birkaç koyun alacağım, eve ekmek götüreceğim diye karda kışta kalıyor. İkisi de hayatını kaybediyor. Anlatırlar da Çakır Ahmet Kışı derler. Hatta yanlış da olabilirim, belki hatırlayanlar da vardır. Nerede Çakır Ahmet'te kavlu çakmak diye söylerler. Yani aslında orada bir ateş yaksa belki de kendini kurtaracakmış. Çakmağı bile yok, kavlu çakmak. Kav, önceden kav yapıp ateş yakıyorlarmış. Böyle şeyler de var. Yani kurt avladığınızda bundan 50 sene önce, 60 sene önce hayvan sahiplerini geziyorsunuz. Hayvan sahipleri size hayvan veriyor. Niye? Dağdaki kurdu avladım. Senin hayvanına zarar verecek olan kurdu avladım. Sen de bize bir, hani o kurt yemedi biz yiyelim gibisinden. Kuzu alıyorlarmış, koyun alıyorlarmış. Derisini gezdiriyorlarmış yalnız. Deri şart. Ama adamlar karda fırtınada kalıp hayatını kaybetmişler. Bunun uğruna... Yukarı doğru, çeşmeye doğru gideceğim. Orada da biraz da durursa orada yemeğimi yerim. Bu arada dün babam burada kurt görmüş arkadaşlar. Drone'u da getirdim bugün. Tam şu tepe noktasına çıktığımızdan sonra yakın bölgelerde... Ha, psikopatım gelmiş. Yakın bölgelerde uçurayım. Psikopat, sana ne getirdim? Bak bak bak. Antep fıstığı. Oğlum vallahi ne kabuk derdim var. Benim Antep fıstıklarımı da yedin ha. Hah. Antep fıstığı var. Beni ısırmadan al. Ziyan etme. Yeter bu kadar. Yeter. Tamam. Fazlası zarar.
Ondan sonra kapına dayanıyor adamlar. Ne yapıyorsun psikopat? Ne yapıyorsun? 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 Bakın adam buraya ateş yakmış. Abi ilginç yerler var bizim burada. Tam böyle konaklamalık. Hem pislik. Ah! Yukarı çıktığımızda en tepede çeşmenin yanına ben bir karış karış drone uçuracağım. Toroman nereye gittin oğlum? Prenses de orada. Nereye gittiniz? Ulan iki tane fındık bıraktı. Antep fıstığı bıraktı psikopat. Hepsini yedi üçkağıtça. Lan tamam ya. Tamam bir verdik. Tamam ama artık. Vallahi coz utuyorum bir noktadan sonra ya. Hayret bir şeysin ya. Tamam iki pança yedin. Daha ne istiyorsun? Ben yemedim o kadar. Üstüme çıkaydın. Bakma bana öyle eşek gibi. Abi ne dikler dike benziyor bizim burada. Ne inişler inişe. Vallahi ter oldum. Bir de mont üstümde. Aşağısı soğuk. Yukarısı sıcak. Dereden inonuz yanıyor. Dereden çıkıyorsunuz donuyor. Hava karışık. Şş, bak herkese verdik sana. Var. Vallahi bir tane var. Gel gönlün kalmasın. Bir tane var. Ye. Bugünlerde iyi alıştın bana yalnız ha. Pis dere. Bizim buradaki atlar böyle. Çirkin dere. Bu ne? Adam bağırıyor. Köpekler bana gene bir şeye gitti. Babamın kurt gördüğü dediğim yerde. Bir şeye saldılar. Ne oldu? Ay kız, yavrularını bırakma yürü. Geliyor. Ne oldu? Arkadaşlar, ağzından da sıkıştırsan bu pelindi yemeden rahat etmiyorlar. Pelintlerin içine girdiler meşeliye. Şimdi derenin başından çevireceğim babamla aynı yaptığımız gibi. Bu arada cebe abur cubur dolduruyordum. Yedim ya canım yemek de istemiyor ya. Kısa günde böyle insan tek olunca pek yemek canı istemiyor. Bir de Antep fıstıklarını yedim. Psikopata yalan söyledim. Psikopata az verdim. Kendim çok yedim arkadaşlar. Hey nereye gidiyorlar? Vay ocağı delineşçiler vay. Vay babaslarına yandımın vay. Sınır bu yol. Bu yoldan bu tarafa geçemiyorsunuz. Ne yazık ki arkadaşlarım. Buradan öte geçemiyorsunuz. Bak işte ben bundan korkuyordum. Nasıl koşuyorlar? Bakın. Ben koyuyorum. Vallahi bak canavara den gelirsiniz. Dönün geri. Arkadaşlar hayvan burada da nerede? Çatır çatır sesleri geliyor. Yoldan da yukarı geçmiyorlar çok şükür. Ön tarafında şöyle bastırıp şu koyaktan şöyle çeşmeden yukarı çıkmayı planlıyorum ama çok dağıldılar ya. Hadi dedim bugün yemek yediler sabah. Pelini de yesinler. Ulan var ya yaptığınız ayıp be. Tam oradan ateş yok girdin. Buradan aşağı gider seni pislik. Dön geri. Dön geri. Bakma öyle. Son tıkırtılar. Artık bir daha salamam sizi. Nasıl olsa topladık. Bakın size ne göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ağacın altından şu devrilmiş ağacın altından geçerken gördüm. Sizce yuva mı yoksa öyle bir şey mi? Kurt yuvası falan olabilir mi? Kurt ini. Bakın. Böyle gidiyor. Ağaç kırılmış. Thank you.
Evet, yukarıdan her şeyi gözlemleyebilmek ne kadar da güzel. Koyunlar dağılmış mı, bölünmüş mü diye baktım. Bir şey yok. Keşke 24 saat havada uçabilen bir drone'um olsa. Değil mi? Ne kadar da güzel olur ama en fazla 20'şer dakikadan 3 tane pil var. 40-60 dakika uçabiliyoruz. Onu da yere indirmek şartıyla yani. Ama... Evet, bundan sonra ekinler de çıktı. Şöyle tarlaların yeşilliklerini görüyorsunuz. Biraz daha dikkat etmek lazım. Toroman yine sündü gitti arkadaşlar. Şuraya bir yere. Acaba niye gitti? Bakın burası da... Bu kara erkek niye yatıp duruyor ya? Ayağında bir şey vardı sabah. Bak hızlı hızlı soluyor. Sırtında onun bir yara çıktı arkadaşlar. O yarayı da bir türlü atamıyor. İlaç da yapsak, şey de yapsak, bakın. Psikopatın ısırdığından şüpheleniyoruz ama. Allah Allah. Eve varınca sağlam bir şekilde bakayım. Bunlar şimdi buradan aşağı inecekler mecbur suya. Ben de suyun başında bir iki bir şeyler atıştırayım. Güneş batmak üzere. Dereye indikçe havanın serinlediğini anlayabilirsiniz. Hatta iliklerinize kadar hissedersiniz. Öyle söyleyeyim. Bizim burada hava değişimi acayip şekilde oluyor. Şimdi mecbur hayvan aşağı inecek. Ben de şu çeşmenin başında bir iki yudum bir şey yiyeyim. Acık karnım acıktı. Ne kadar da çerez isek psikopatla beraber ama Kevser çeşmesinin başında şöyle suyla bir ekmek yiyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar sucuğum falan var. Aslında sucuklu yumurta yapacaktım ama yani şu güzel gider. Bakın bir simit. Tamam mı? Bir de soğan. Böyle insan cebine bir şey koyar, atıştırır da canı bir şey istemez ya. Aynen öyle. Biraz fazla yiyoruz. Çekirdek mekirdek de koyuyoruz sabah çıkarken. O da insana tıkıyor. Bazen insanın canı yemek istemiyor. Bazen de kurt gibi acıkıyor. Şimdi bakın size güzel bir yemek. Oğlumun başında. Ben simidi unutmuşum. Simit var olsaydı yerdim yani. Hatta bunun hatırına çay bile yapılır. Bir saat sonra falan eve varacağım. Hayvan da geliyor. Bakın geldi bile. Oğlum ben sizi bu kadar çabuk beklemiyordum ya. Simidi bile yiyemedim. Bu deli ne yapıyor diyorlardı. Oğlum siz akşama kadar yediniz. Ben sabah iyi kahvaltı yaptım. Yiyemedim. Ay! Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Manyak mısınız? Hayır, git başımdan. Git ya, ekmek ekmek yiyeceğim, git. Hayır, gidin ya, ama yapmayın gözünü seveyim. Hadi. Yine geldim, başımın belası. Buna da ortak olacaksın değil mi? Heh. Vallahi ne yiyorsak bölüşüyoruz psikopat. Yarın bir gün bana yediklerinden vermezsen kardeş payı yapıyoruz. Çok şükür elhamdülillah. Karnımı doyurdum arkadaşlar. İşte bu kadar. Zaten güneş de batıyor. Birazdan evdeyiz. Ya verdim. Simit kalmadı, çerez kalmadı. Hepsini yedim. Bir git ya. Hadi gidin. Hayvanın kenarına dalınlar bakalım. Burası tehlikeli yer. Hadi. Tavukların yemini. Geldik arkadaşlar. Baba kaç tane domuz vurdun? Hiç olmadı. He? Hiç çıkmadı. Boş,
Boşuna gittin çiğnedin yolları. Şey, yok ya. Kesimciliğe vardı, matkal vermişler ama onlardan ürktü domuzlar, geri kaçtı. Annemlerin söylediği söz arkadaşlar. Boşuna bugün zamanınızı geçirdiniz. Babama illa onu söylerler. Gittin de dağları gördün geldin, kendin yoruldun diye. Arkadaşlar eve geldik. Koyunlarımız akşam sabah verdiğimiz yemlerden yemeye çalışıyorlar ama bugün pek iştahlı yemediler değil mi baba? Daha çok doyuyor ama yediler gene de ya. Bence balya sayısını 1'e, yem çuvalını gene aynı tutalım. Bir çuval yem verelim. Tabii. Yemi çok vereceksin. Evet. Arkadaşlar. Evet. Bugün de böyle geçti. İlk yemimizi verdik Allah'ın izniyle. Örtsek mi acaba gece? Ha? Şunları gece örtsek mi acaba? Vallahi örtsen iyi olur. Örtsek bir şey olur. Ya havadar olur yani. Gelir girer yerseler. Babam hava gitti. Hiçbir şey görememiş tabii. Şimdi videonun içine koyacağım ben de. Koyduysam da izlemedim daha. Yani kafasındaki kameraya bakıp da koyarım. Bir şey çıkmadı dedi. Zaten kesilmesin varmış. Avlanamamışlar. Bismillah dedik. İlk yemimizi verdik. Bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Hava soğuk. Soğuk havalarda da bizim yaptığımız koyunun düşmemesi. Yani koyuna bu topladığı kiloyu kaybetmemesi için yem vermek. Sabah geç saldığımız için. İlk yemimizi verdik. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Ne kadar soğuk yahu.